Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi allazi arsala rasulahu bil huda ve dinil hakki li yuzhirahu alel dini kulli. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed el meb'uthi rahmeten lil alemin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz din kardeşler, Allah subhanahu ve taala'nın merhameti bilen bugün mene yine İmam Tirmizi'nin kitaplarından Şemail el-Muhammedi, Şemail el-Muhammediye, Resulümüz aleyhissalatu vesselam'ın şemaillerine dair yazgan eserlerden okuşta devam etemiz. Ötken küngü sohbetlerimizde biz özük takış hakkında hem tuhtalgen edik. Öşe özük takış hakkında sözlengende erkekler üçün fakat yine kümüşden üzük takış mümkünlüğü aytilgenidir. Ve asasen birer lavazımga ege bulup mühür koyuşke ihtiyaç duyulgende takılgeni afzel. Mene şunu doğru olarak deyilgenidir. Ondan başka vakit takılsa hem, eğer lavazımsız takılsa hem caiz. Lekin yani maktaladigen halat emez. Lekin takkadda hem öte ziynetliği bulmasın ki ayarlarını ki okşak olmasın degen kulasalara aytilgen idi. Öşende bazı şarihlerimizin men sözlerden alıp ayarlarının özük takışda ularga ziynette kin yol birilgeni illa kümüş özük takışları hakkında kerahiyet barlığı aytilgeni demek bayan kılıngen idi. Lekin ayarlarımızdan etiraz köpeyip etti. Hazı kümüş özüklerimiz köpede indirme kılamız degen manada. Çünkü kin yine bu meselenin çukurrak körüp örgenişke doğru geldi. Hulasa şu eken ki törele mezheb törele fikhi mezheb muteber fikhi mezheblerinin berçesi de ayarlar kümüş üzük hem tille üzük hem takışı mümkün eken. Umumen tille takınçak hem kümüş takınçak hem ayarlarga caiz eken. İlla o haligi biz körgen kerahiyetli degen gep bu erkeklerinin aynen erkeklerinin kümüş üzükünü takış hakkı diye halat eken. Çünkü has eken. Yani mesela ayollar erkeklerge has bo'lgan kümüş yüzükünü takışı kerahiyetli değil genekken. Lekin ayollarının özlerge has bo'lgan kümüş yüzüklerini takışları da kerahiyet yok deyilipti. Hulasa kılıp etilgende. Ötken seferge sohbetimizde biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin kılıçlarının vasfı bilen, tavsifi bilen tanışken edik. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın kılıçları var idi, dubulgaları var idi ve yine başka demek kiyimleri hem var idi. Navbetteki bab Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın dubulgaları hakkında var idi. Yani uzat dubulga kiyenler, uzat zırh takkanlar, zırh kiyenler diyen manadaki hadisler kiledi. Demek hazırlığı örgene diyanımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin savut kiyenleri yani zırh takkalları hakkındaki babını örgenemiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bis senedil muttasil an şuyuhi ilel musannif Ebi İsa Muhammed İbni İsa el-Tirmizi rahmetullahi aleyh. Ve kalel musannif rahimahullah. باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتlarının vasfı hak vasfıda kelgan xabarlarga bağışlangan bob. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin 7ta savutları bo'lgan ekan. Umuman olganda savutları 7ta savutları bo'lgan ekan va o'sha savutlarga ham İsim koyulgen eken, nam koyulgen eken. Zatul Vişah degen nam, Zatul Havaşi degen savutları bulgen. Fiddatun, kümüş degen nam bilen atelgen savutları bulgen. Suğdiye deyip atelgen savutları bulgen eken. Yine Batra, keyin Hirnik degen namlik savutları ham bulgen eken. Haddetene Ebu Sa'id, عبد الله بن سعيد الأشج
حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله عنهم قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. Zübeyr ibn-i Avvam radıyallahu anhudan rivayet kılınadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Uhud günü, yani uzatın iğnelerde Uhud günü iki de iç kavat savut var idi. Uzat bir harsen taşke sakirap çıkmakçı buldular. Lekin çıkalmadılar. Şunda Talha radıyallahu anhu özlerini eşkiyak kılı verip durdular. Ve o Talha radıyallahu anhu'nun üstüge ayaklarını koyup o şey yardımı da ki harsang taşını üstüge çıktılar da rastlandılar. Ve men işittim ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem öşende evcebe talhatu Talha vacip kıldı dediler. Şimdi hadis-i şerifinin kıskaça şarkı bilen tanışamız. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam davrlarda esasen ilk de en katta ceng uruş bugün. Birincisi Bedir cengi bugün. Aradan bir yıl bir yanım yıl ötüp Uhud cengi bugün. Öşe Uhud cengi de esasen Mekke müşrikleri köpçülüğü koşun bulup gelip Müslümanlarını bana şu hazır kişkine cemiyet peyti de buraya yeryüzünden süpürüp taşaşını kas kılışken. Onların yolga çıkıp cem üçün kere yetkenden haber tapken de Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam sahabalarına maslahat sağlar. Ne mi kılamız? Peşvaz çıkıp şehirden taşkarıda ular bilen cem kılamız mı? Yani ki şehirin müdafaasında durup ular bilen uğraşamız mı? Diye maslahat gelirler. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam özleri şehirde kalıp müdafaa bilen cem kılışını istegen ediler. Şunu makul tapken ediler. Lakin sahabalar ya Resulullah şücaatları coşu yaptı. Ötken sefer yutup Bedir'de cüde ular ruhlangan. Ya Resulullah yolga çıkıp bir yakı kese ahli aile var, başka var. Yolga çıkıp o şu yollarla ularını mağlup kulu kaytara varak oluyorduk. Deyip ularga peşvaz çıkıp cenk kılıçını makul görüşken. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hop digenler. Ve taşkar, şehirden taşkarıya çıkıp, Uhud'a çıkıp düşman bilen cenk kılışke kirişkeller. Lekin Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam seferge atlangenlerde sahabelerinin fikri özgergen. Ya Resulullah oylap kalesek şu şehirde turup uruşsak yakşıyken. Müdafaada tursak değişken. Şunda Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam Peygamber savutunu kiygendinkin kaytı geçmeyeli de genler. Yani örgütgenler ki Müslüman adam azım kılgen işten azım kıldı mı bir iştihat kılıp. Bol iş, işini beceriş gerek. Şimdi arkaya kaçış yok dediler. Öşende Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam iç kavat savut giygenler. Neyi iç kavat giygenler dese, özü savut adatta okunu tosuş için giyilen, temirden tokulgen giyim buladı. Neyse kelip tekse, tenegesel sançiledi, lakin insanga zarar yetkizmeydi, hal aşkımıydı. Ana şu savutni iç kavat kiyganlari Rasul Akram aleyhissalatu vesselamning odamlarga ehtiyot chorasini ko'rishga e'tibor berish qanchalar muhimligini o'rgatish bo'lgan. Yana odamlarga tavakkul bu shundoq to'shni ochib chiqish emas bu. Tavakkul beparvolik emas. Tavakkul bu chorani ko'rib keyin Allohga suyanish ekanini uqtirish bo'lgan. Tavakkul qiladiganlarning peshvosi Allah subhanahu ve ta'ala tamamından dinli yetkizgünler için Allah'ın himayesinde ekenleri kefaletlengen zat. İç kevat sağut kiyip çıkı yaptılar mı? Başkalar şundan özü hulasa kula vursun. Yani cenk bu maddi alemnin işi mi?
maddi qoidalar, sabablar joriy qilinishi kerak. Bugungi kunda musulmonlar mana shu haqiqatdan juda ham uzoqlashgan. Moddiy olamning ishi moddiy sabablar bilan bino bo'ladi. Allohning qonuniyati shu. Duo qilib o'tirishni o'zi bilan rivojlanib taraqqiyotga erishilmaydi. Biz endi Allohga suyanganmiz, Alloh o'zi beraveradi. Dish bilan qorin to'ymaydi. İş bitmaydi. Balki mehnat kerak, harakat kerak. Badrda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning nusrati uchun, yordami uchun farishtalar tushgan. Farishtalar tushib kofirlar bilan jang qilgan. Rasul akram alayhisolatu vasallam yana duo qilib, Parvardigor, farishtalar tushib yana jang qilib, o'shlar jang qilib bersin desalar bo'lmasmidi? Yo'q, hayot unday emas. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam oddiy inson sifatida dinni qoim qilganlar. Din Rasululloh akram alayhisolatu vasallamdan keyin ham davom etish kerak. U payg'ambar ilohiy quvvat bilan hamma ishni bajarib qo'ysa, keyingilarda u quvvat yo'q, u din ishlamaydi u din keyin. Shuning uchun Rasululloh akram alayhisolatu vasallam dinni yetkazishda, jamiyatning taraqqiyoti yo'lida, musulmonlarning ravnaqi yo'lida oddiy inson sifatida faoliyat olib borganlar. Mana shu haqiqatni uqtirish uchun payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ich kavat savut kiyyaptilar. Ya'ni ehtiyot choran ko'rish kerak va bu tavakkulga zid emas. Tavakkul qalbning ishi. Zirh taqish, boshqa sabablarni joriy qilish u tananing ishi. Qalbning ishi boshqa, tananing ishi boshqa. Tana kerakli choran ko'radi, qalb Allohga suyanadi. Musulmonning boshqadan farqi shu xolos. Jangga chiqadimi, boshqa qiladimi, nima qilsa ham tirikchilik qiladimi? Musulmon bilan g'ayridinning orasida nima farq bor? Sababiyat olamining ishlarini qilishda hech qanday farq yo'q. Hamma kim nima qilsa, boshqa inson nima qilsa, musulmon ham shu ishni qiladi. Qilish kerak. Lekin illo qalbida moddiy narsaga suyanmaydi. Shu zirhgina saqlaydi. Zirh bo'lmasa men o'lmayman demaydi. U sabab bo'ladi. Inshaalloh Alloh mana shuni vositasida meni saqlaydi. Harakat qilaman. Inshaalloh o'shaning natijasida Alloh menga halol rizq beradi. Ilm o'qiyman, shuni orqasidan Alloh yurtimizga, o'zimizga taraqqiyot beradi. Mehnat qilaman, inshaalloh samarasini farzandim ko'radi. Lekin uni Alloh beradi. Harakat mendan, barakot undan degan e'tiqod musulmon kishining boshqalardan farqlovchi xislati hisoblanadi. Tavakkul deganda Rasul akram alayhisolatu vasallam aytgan: "Ya Rasululloh, biz tuyani bog'lab keyin tavakkul qilib Allohga topshiraylikmi yoki shu bo'yi arqonni yerga tashlab turib Allohga topshiraylikmi?" deganlarda deyishganda Rasul akram alayhisolam oldin bog'la keyin tavakkul qil deganlar. Allohga topshiryapmiz deb mashinani ochib qo'yib kirib ketavermaydi, quflab keyin tavakkul qiladi. Quflaganda qulfga suyanmaydi. Allohning irodasi bilangina bu ishlaydi, saqlaydi deb demak e'tiqod qilinadi. Rasululloh akram alayhisolatu vasallam Harsan toshga chiqmoqchi bo'lganlar, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Uhudda vafot etdi degan gap tarqagan. Endi jang maydoni 1000 ta, 500 ta odam bo'ladi. 1000 ta, 2000 ta odam bo'ladi odatda. Atrofda har xil holatlar bor. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning vafot etganlarini vafot etganlar haqidagi mishmishni eshitgan sahobalar sarosimaga tushgan. Ularni xotirjam qilish uchun o'zlarining salomat Rasululloh akram alayhisolatu vasallam yiqilgan, Uhudda yiqilgandilar. Chuqur kavlangan edi, pistirma, o'shanga qoqilib yiqilganlar va muborak tishlari to'kilgan. Yuzlari qonagan. Ana o'shanda dubulg'a yuzlariga kirib ketgan. Dubulg'ani bir temiri. Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning mana shu holatlari Rasululloh vafot etdilar degan gapning tarqalishiga sabab bo'lgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'sha xabarning yolg'on ekanligini, o'zlari salomat ekanlarini ko'rsatish uchun Harsang toshning ustiga chiqmoqchi bo'ldilar. Ana rahbarning donoligi. Xavfsizlik paydo bo'ldimi, darhol o'zlarini ko'rsatib, jamoatni tinchlantiryaptilar. Lekin
o'sha toshga chiqmoqchi bo'libdilar, u chiqolmabdilar. Nimaga desa, yo savut ikki qavat bo'lib og'ir bo'lganidan chiqish qiynalganlar. Yoinki haligi jarohatlanish jangning charchog'i sababli chiqishga qiynalganlar. Har holda chiqishga qiynalib chiqolmaganlar. Lekin Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning mana shu yoshda taxminan 50-55 yoshda, 55 yoshdan yuqoriroqda, 55 yosh atrofida bo'lganlar. Chunki hijratda o'zi Rasululloh akram alayhisolam 53 yoshda edilar. 52-53 yosh bo'lsa 55 yosh atrofida bo'lganlar. 55 yoshda katta xarsang toshga sakramoqchi bo'lganlar o'zi uzotning jismonining baquvvat va quvvat bo'lganlarini ham anglatadi. Hozir 50 dan keyin Hasan ushlab olyapmiz. Belni ushlab, Hasan ushlab yurgani majoli yo'q. Lekin Rasululloh akram alayhisolatu vasallam yana shunday ya'ni jismonan ana shunday baquvvat bo'lganlar. Aytardilarki, kuchli mu'min zaif mu'mindan Allohning nazdida afzal deganlar. Qarang, kuchli mu'min Allohning nazdida afzal. Nega desa, u ko'p yaxshilik qilishga imkoniyat topadi. Shuning uchun mana shu kuchli mu'min bo'lish uchun inson harakat qilish kerak, farzandlarni mana shunga undash kerak. Rasululloh akram alayhisolatu vasallam ana shunday dedilar. Toshga chiqmoqchi bo'ldilar, chiqa olmadilar. Shunda Talha roziyallohu anhu Rasululloh akram alayhisolatu vasallamga o'sha kuni eng katta fidokorlikni qilgan zot bo'ladilar. Talha roziyallohu anhu 80 nechta ham joydan o'q yeganlar Rasulullohning himoyasida. Qo'llari qilich yeb shol bo'lib qolgan. Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning ustiga tushayotgan qilichni qo'l bilan to'sganlar. Ana shunday fidokorlik orasida Talha roziyallohu anhu Rasululloh akram alayhisolatu vasallamga kursi bo'lib turibdilar Rasululloh akram alayhisolam u kishining oyoqlarini qo'yib toshga chiqib olgan ekanlar. Va aytgan ekanlarki, "Aujaba Talhatu." Talha o'ziga jannatni vojib qildi. Allohning roziligini vojib qildi. Jannatni o'ziga vojib qildi degan ekanlar. Bu yerda asosiy maqsad payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam savut kiyganlari va savutni Uhud jangida ich qavat kiyganlari nazarda tutiladi. حدثنا احمد بن ابي عمر حدثنا سفيان بن عيينه عن يزيد بن خصيفه عن السائب بن يزيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم احد درعان فقد ظاهر بينهما سائب بن يزيد رضي الله عنه دان روايه قلنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم احد كنه ايغنلارغه ikkita ich qavat savut kiygandilar. Ularni bir-birlariga ustma-ust kiygandilar. Rasulullohning ustilarida ikkita savut bor edi desa, ba'zi odam tushunishi mumkin. Bitta savutni yelkaga kiyib, ikkinchisini belni pastiga tutganmikinlar. Shunaqa qalqon ham bo'ladi-ku uzun. Shunaqa ehtimol ham kelishi mumkin insonning xayoliga. Shuni Sa'ib ibn Yazid roziyallohu anhu mana shu ehtimolni yo'qotish uchun alohida ta'kidlayaptilarki, qad zohara baynahuma. Ular bir-biriga ustma-ust edi. Bir-biriga ustma-ust edi deydilar. Mana shu joyda hadis ilmiga doir bitta masalani aytib ketamiz. Bu bilan biz hadis ilmiga doir, demak, hadis ilmi qanchalar bir daqiq ilmlardan, buyuk ilmlardan ekaniga bitta misolni eslab o'tamiz. Sa'ib ibn Yazid roziyallohu anhu sahobiy bo'lishlariga qaramasdan kichkina yosh sahobiy bo'lganlar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning hajjatul vado oxirgi haj qilgan paytlarida vidolashuv hajda bo'lganlarida Sa'ib ibn Yazid birga bo'lgan. O'shanda u kishi 7 yosh bo'lgan ekan. Demak, Uhudda u kishi qatnashmagan o'zi. Uhudda u kishi chaqaloq bo'lgan. Lekin nega balki tug'ilib-tug'ilmagan? Yo tug'ilmagan bo'ladilar yoki chaqaloq bo'ladilar nari borsa. Lekin ko'rmaganini rivoyat qilyapti-ku, qanaqa bo'ladi desa, buni sahobaning mursali deyiladi. Mursal deb voqeaga guvoh bo'lgan sahoba tushib qolib, undan eshitgan odam rivoyat qilsa hadisni, bu mursal hadis deyiladi. Sahobaning mursali ham bo'lar ekan. Sahoba o'z sahobi Rasululloh alayhis solamni ko'rgan, lekin voqeaga bevosita guvoh bo'lmagan. Mana bu voqeaga bevosita guvoh bo'lmasdan hadisni rivoyat qilsa, mana shu tur hadislarni hadis ilmi ulamolari sahobaning mursali degan nom bilan atarkan. Mana bu hadis ilmi ulamolari hadislarni, xabarlarni qanchalar daqiq, nihoyatda mukammal
o'rganganlarga bir dalil bo'ladi. Shu bilan hozirgi bob yakuniga yetdi. Navbatdagi bob payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning dubulg'alari vasfida. Bu bobda ham ikkita hadis keladi. Oldingi bobda ham ikkita hadis o'tdi, yana ikkita hadis keladi. Bab ma jaa fi sifati mighfari rasulillahi sallallohu alayhi va sallam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning dubulg'alarining vasfida kelgan xabarlar bobi. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه أنس بن مالك رضي الله عنه دان رواية قلنا النبي صلى الله عليه وسلم boshlarida dubulg'a bilan Makkaga kirib keldilar. Shunda u zotga mana ibn Xatal mana deyishdi. Shunda ibn Xatal u Ka'ba poshga osilib olibdi. Ka'baning pardasiga osilib olibdi deyishdi. Shunda u zot uni o'ldiringlar dedilar. Bu joyda bir qancha masalalar bor. İkinci hadisini ham okup keyin inşallah bu mavzuda batafsil toxtalamiz. Haddathana İsa ibn Ahmed, haddathana Abdullah ibn Wahb, haddathana Malik ibn Anas, an ibn Shihab, an Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dakhala Makkah ta'am al-Fath. Wa ala ra'sihi al-mighfar. Qal falamma naza'ahu ja'ahu rajulun fa qala lahu ibn Khatal muta'alliq bi asar al-Ka'bah. Fa qala uqtuluhu. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. أنس بن مالك رضي الله عنه دان رواية قلنا هذا. مكة فتحيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جا كرب كيدلر باشلر دا دبلغة بارئد. دبلغاني يشكن شغلر بركش وزاتني أدلر يكلب U zotga Ibn Xatal Ka'baning pardasiga, Ka'ba poshga osilib opti dedi. Shunda u zot uni o'ldiringlar dedilar. Ibn Shihob hadisni Anas ibn Malik roziyallohu anhu dan rivoyat qilayotgan Ibn Shihob az-Zuhriy muhaddislarning bobolaridan birinchi bo'lib hadisni haqqga tushirgan kishi deb e'tibor qilinadi. Ya'ni Umar ibn Abdulaziz rahmatullohi alayhi davrida hadislarni yozish boshlangan. O'shanda birinchi bo'lib hadis to'plam yozgan kishi Ibn Shihob Zuhriy bo'ladilar. U kishi Anas ibn Malik roziyallohu anhu dan hadis rivoyat qilayotib aytayaptilarki, menga yetib kelishicha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'sha kuni ihromda bo'lmaganlar, dedilar. Ibn Shihob Zuhriy nihoyatda ulug' tobiinlardan bo'lganlar, muhaddislarning eng peshqadam qadamlaridan. Xotira ham nihoyatda kuchli bo'lgan, hofiz bo'lganlar. Hadis to'plamlarini yo'qotib qo'yganlar, xalifaning o'g'liga yozib bergan hatmi hadis to'plamlarini. Keyin boshqatdan yozishga to'g'ri kelgan. O'sha hadislarni boshqatdan yozib bering, topa olmayapmiz deysiz. Boshqatdan yozib berganlar xotiradan yana yuzlab balki minglab hadisni. Keyin vaqt o'tib, oldingi nusxa topilib qo'ygan. Solishtirishsa bitta ham kalimada farq yo'q ekan. Ana shunday buyuk muhaddislarimizdan bo'lganlar. Anas ibn Malik roziyallohu anhu oldingi hadisda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Makka ga kirganlarida dubulg'a bilan kirdilar degan bo'lsalar, bu hadisda aynan o'sha kirishlari fathda bo'lganini aytilmoqda. Makka fathida bo'lganini aytmoqdalar. Bundan nima tushuniladi? Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Makka ga kirib kelyaptilar ekan, Ibn Shihob Zuhriy aytayaptilarki, u kishi o'shanda ihromda bo'lmagan. Nafaqat payg'ambarimiz alayhisalom, sahobalar ham ihrom kiymagan Makka fathida. Ihromsiz kirib kelishgan. Bu yerda bir qancha fiqhiy masalalar o'rtaga chiqadi. Makkaning atrofida, Makka haramning haram hududining ichidagi shahar, lekin haramning hududi Makkadan keng. Haram deb Makkani o'rab turgan alohida hudud bor. Bu hududning
Çegerelerini Resulullah Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bilgiler bilgiler. Medine'den geliyken Zulhuleyfe, mesela Yemen'den geliyken adamlar Ci'rane, ve hakeza Mikat, biz Mikat diyoruz ona. Şeriatta Mikat diyoruz. Mikat, haramın kırgağı, çegeresi. Mene şu hududdan ihramsız ötüp olmayıdı. Müslüman adam şu hududuna kiriyse, bu hududuna Müslümandan başkası kiriş mümkünmez, haram hududuna. Kirse, Müslüman kiriyordu halas, Müslüman kiriyken de ihramsız kirip olmayıdı, ihram kiriş gerek. Bana o kıyımlarını geçip, ihram bulan kiriş gerek. Kirip, tavafını kılıp, ümreni koyup, keyin kıyımını kıyıp, meksa kılı uğradı, yürü uğradı, keyin. Başka adı işlerini kılı uğradı. Şunun için bizde bana hacı yetiyekkenler, bana cidden mikatın içi de, Mekke'den 100 kilometre uzaklığı da caylaşken. Zulhuleyfe Medine'den hiç kaç yürümeydi. 30 kilometre yürüyenden ki Zulhuleyfe. İyaga Mekke'den bir neçe 100 kilometre bu yada. Zulhuleyfe. Ana o şey hudud haram hududu. Şu hududge kiriyken adam hac kımaşı bulmasa hem kaysın maksatta kese hem köpçülük ulamalarının sözüne göre ihram bağlayıp keyin kiriş gerek. Lekin Şafii mezhep ulamaları etediler ki eğer ibadetini niyet kılmasa, umre ya ki hacını niyet kılmasa, ihram şart mesele değildiler. Bunca bana şu hadisini delil kıladılar. Lekin Hanefi mezhep ulamaları etediler ki yok. Bu cahide Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabeler Mekke'nin fethiye kelekelerde o cengevar halet bugün. Yani karşılık bulup vuruş vuruş ihtimali bugün. Ötken gel Hudeybiye'de kaytarıştık mı ular? Yine karşılık kılıp cenk buluş ihtimali bugün. Şunun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dubulga kıyıp bugünler. Yani biz cengevar haletlerimiz cenk kılışı hem teyirimiz. Eğer teslim olsaylar selametlik. Degen manada dubulga kıyıp olunken. Yani özün için ihram bağlaşmayken. Çünkü karşılık bulup cenk buluş ihtimali yukarı bugün dediler. Bizning Hanefi mezhep ulamalarımız. Yani aytadılar ki, yani ki o'sha xos holat bo'lgan u umumiy hukm olinmaydi undan degan hukmni aytganlar, fatvoni aytganlar. Demak bu joyda Ibn Shihob Zuhriyning Rasululloh akram alayhisolatu vasallam o'shanda ihromda bo'lmaganlar degan gaplari tushuniladiki, bu o'sha hodisaga xos holat bo'lgan. Har qaysi ma'noda ham. Ana o'shunday xos holatda bo'lgan undan demek biz xulosa chiqarmaymiz ki Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke fathida kelganlarida miqotdan tashqari Madinadan kirib kelgan ekanlar. O'shanda dubulg'a kiyib olgan ekanlar, ihromsiz bo'lgan ekanlar-ku. Biz ham ihromsiz kirsak nima bo'ladi degan gapni biz o'rtaga tashlamaymiz ekan. Chunki buning javobi shu ekanki, u jangavar holat bo'lgan ekan. Keyingi boblarda keladi Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'shanda salla kiyib olgandilar degan gap ham keladi. Unda o'shanda o'sha joyda bu haqda to'xtalamiz. Bu yerda ikkinchi masala Ibn Xatal degan odamni Ka'ba poshga osilib turibdi, nima qilaylik deb so'rashgan ekan. Bu savolni ba'zi rivoyatlarda keladi Abu Barza roziyallohu anhu aytganlar bu savolni. Nega bu savol o'rtaga tashlandi desa, Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Makka'ya kirib kelganlardan keyin hamma ozod, hech kimga hukm qilinmaydi, hech kimga demak tajovuz qilinmaydi, hech kim o'ldirilmaydi. Hamma demak ozod hisoblanadi deganlar. Lekin illo 7 ta odamga haram hududida bo'lsa ham, hatto Ka'baning poshga osilib olgan bo'lsa ham ularni o'ldirishga buyurganlar. O'shalardan 4 kishi o'ldirilgan, qolganlari musulmon bo'lgan, yana kechirim so'ragan, qutulib qolgan. O'sha 4 kishining bittasi mana shu Ibn Xatal bo'ladi. Nega uni o'ldirishga buyurilgan desa, buning sababi haqida rivoyatlarda, hadis sahih rivoyatlarda keladi, siyrat kitoblarida. Ibn Xatal o'zining ismi Abdul Uzzo bo'lgan ekan. Musulmon bo'lib Madinaga borib, musulmon bo'lib o'zini Abdulloh deb o kishiga ism qo'yilgan. Unga ism olingan Abdulloh deb ism qo'yilgan. Keyin u musulmon bo'ldi deb Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir ansoriyni unga qo'shib keyin aytgan ekanlarki, ikki kishiga Muzaynadan bir kishi bo'lgan
Keyin İbn Hattal bo'lgan, ularga bir ansoriyni rahbar qilib, zakot mollarini, odamlarning zakotlarini yig'ib kelishni buyurganlar. İbn Hattal o'sha safarda ansoriyning bir quli bo'lgan ekan, xizmatkori. U ham musulmon ansoriy inson bo'lgan ekan. O'shanga aytibdiki, bitta echkini so'y, menga ovqat qilib tur deb buyuribdi. Keyin uxlabdi. Tursaki haligi xizmatkor hech narsa qilmabdi, ovqat tayyorlamabdi. Tayyorlamasa İbn Hattal keyin unga tajovuz qilib, uni urib o'ldiribdi. O'ldirib, o'zi endi Madinaga kelsa, undan qasos olinadi. Birovni bekordan bekor o'ldirdi, qasos olinadi. Qasosdan qochib, bir yo'li murtad bo'lib dindan qaytib Makka'ya qochib ketgan ekan. Qochib borib, u yerda ham tayyor yurmagan ekan. U yerda ham musulmonlarga dushmanlik kayfiyatini targ'ib qilib, Rasululloh akram alayhisalomni hajv qilib, yana shunga o'xshash dushmanlikni davom etgan ekan. U garchi mana shuncha gunohni qilgan bo'lsa ham endi ojiz. Endi musulmonlar muzaffar bo'lib kirib keldi, endi jazodan, qasosdan qo'yibdi. Bir musulmonni nohaqdan o'ldirgani uchun unga uni o'ldiriladi edi. Ana unga demak undan qochib o'sha vaqtlarda shundoq udum bor edi ekan jahiliyat davrida. Ka'ba poshga osilib olsa har qanaqa gunoh kechirilib ketar ekan. Mana shunaqa e'tiqod tushuncha bor edi ekan. Ka'ba poshga osilib olganining sababi o'zini jonini qutqarish, qasosdan qutqarib qolish. Lekin Rasululloh akram alayhisolatu vasallam endi u bir qancha jinoyatlarni qatorlatib qo'yargan, endi unga omonlik yo'q. Uni o'sha Ka'ba poshga osilgan bo'lsa ham uni o'ldiringlar degan ekanlar. Va aytgan ekanlarki, Haram oldin ham Alloh bu joyda qon to'kishni harom qilib qo'ygan hudud edi. Bundan keyin ham shunday. Illo menga izn berildi bir muddat, kunning bir muddatida mana shu haligi düşmanlarını bertaraf etiş için degenler ve ana şu hatarı da İbn Hattal demek öz cezasını algen iken. Hazır ki meselemiz düşünürlüğü bu oldu inşallah. Allah halası. Şimdi nevbetteki bab kimlerde devam etedi. Yani selle hakkında boradı. Şunun için hazır ötken bablar, üç bab yemeğin yakın sıfatı da bir hatıma sıfatı da hulasa sıfatı da eytemiz ki Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam İnsoniyatga rahmat bo'lib yuborilganlar. Lekin rahmat gohida jinoyatchini jazolashni taqozo qiladi. Masalan, o'g'lini o'g'rini ushlab, yoki talonchini ushlab, bog'lab, uni jazolab qo'ymasa, u hammani talaydi u. Hammaga jabr bo'ladi. Shuning uchun qozining qamchisi agar adolat bilan tushsa, u jamiyat uchun shafqat, rahmat bo'ladi. Adolatsiz bo'lsa yine o zulm bo'ladi. Lekin adolatli ravishda bo'lsa bu kerak jamiyat uchun. İnsonlar tabiati har xil bo'ladi. Kimdir vaz nasihat tarbiya bilan xulosani chiqaradi, o'zini o'nglaydi. Kimdir qattiq gap bilan yoki yengilroq bir jazo bilan o'zini o'nglaydi, lekin kimdir o'zini o'nglamaydi. Uning nafsi tinchimaydi. Ana o adam demek qattiqroq jazo bilan bo'lsa ham o'sha ishdan to'xtatiladi. Modomiki uning harakati boshqalarga jabr bo'lsa, boshqalarga tajovuzga aylansa. O'ziga qilgan inson o'zini ustida qilgan gunohiga o'zi javob beradi. Lekin boshqaga tahdid bo'lgan, jamiyatga boshqaga tahdid bo'lgan jinoyatda u javobgar bo'ladi. Shuning uchun insonning erki 100% chegarasiz emas, hech qachon hech qaysi jamiyatda bunaqa bo'lmaydi. Agar siz bitta sahroda bir o'zingiz bo'lsangiz, gap bo'lishi mumkin emas, shu sahroda siz erkinsiz, lekin shunda ham hayvonotga zulm qilishingiz mumkin emas. Chumchug'ini befoyda o'ldirish mumkin emas. Hadisda keladi, Rasululloh akram alayhisolatu vasallam aytganlar, kim bir chumchug'ini foydalanish uchun emas, shunchaki o'ynab o'ldirib qo'ysa, qiyomat kuni o'sha chumchuq Allohga shikoyat qilib bandani ustidan o'ch olishni so'raydi. Ey Parvardigor, mana bu banda istifodasiz meni o'ldirgan deydi. Qarang, foydalanish uchun o'ldirsa javobgarlik yo'q. Qo'yni so'yasiz, chunchuqni, tovuqni so'yasiz, yeysiz. Istifoda uchun. Alloh halol qilgan mumkin, javobgarlik yo'q.
Lekin bitta chumchuqni, undan boshqasini uni xulosa qila olasiz. Bitta chumchuqni agar manfaatsiz, maqsadsiz o'ldirilsa, qiyomatda javobgarlik bor. Demak, jonzotga nisbatan, oddiy hayvonga nisbatan insonni erki cheklanyaptimi? Chumchuqni o'zicha o'ldirish mumkin emas ekan. Jamiyatda ham inson ikkinchi inson paydo bo'lishi bilan ikkinchi insonning daxlsizlik hududi chegarasida bu insonning erki cheklanadi. O'z-o'zidan. Ana shu o'zining chegarasini bilmasdan boshqaning haqqiga tajovuz qilinganda, qilganda albatta u demak to'xtatiladi, jazosini oladi agar yaxshilikcha o'zini o'nglamasa. Ana shu ma'noda Rasululloh akram alayhi salatu vasallam davlat rahbari sifatida, qozi sifatida mana shunday choralarni ko'rganlar va o'shanda ham adolatli bo'lganlari, o'sha ishlarida ham rahim shafqatda bo'lganlari, o'sha tasarruflarda ham insoniyatga rahmat bo'lganlarini biz unutmasligimiz lozim. Zotan mana shuning o'zi haqiqatan rahmat bo'ladi. Gohida bitta zolimni masalan qotilni o'ldirish bilan boshqa odamlarning joni saqlanadi. Masalan, ba'zi bir hozirgi kunda nomlari bor turlicha 50 ta, 100 ta o'ldirgan odamlarni sanab yuradigan odamlar bor. Mana shunaqa jinoyatchilar bor. Shu jinoyatchilar agar ertaroq jazosini olsa edi, boshqalarning hayotiga ko'proq foyda qildirilgan bo'lar edi deyiladi. Shuning uchun Alloh Qur'onda valakum fil qisosi hayatun ya ulil albab degan. Ve aql egalari qasosda sizga hayot bor. Ya'ni qasos ba'zi bir insonlarni o'zini o'nglashiga, o'zini to'xtatishiga to'siq bo'ladi. Navbatdagi bob Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning sallalari haqida. باب ما جاء في صفة عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلالارنين وصف لارده كيلغان حديث لار بابا حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء جابر بن عبد الله رضي الله عنه أتدلر نبي صلى الله عليه وسلم مكة فتح كنا مكة قرس هلبلا كرب كيلدلر aldın ki hadiste yani bir hadis aldın dubulg'a bilan kirib keldilar deyilgan edi. Bu yerda esa salla bilan kirib keldilar deyilyapti. Bu ikki hadis bir-biriga zid emasmi degan savol tug'iladi. Tabiiy. Ulamolarimiz bu ikki hadisni keltirishda maqsadni aytadilar va bayon qiladilar. Anas ibn Malik dubulg'a bilan kirib keldilar deganda nimaga ishora qilgan? Ya'ni harbiy holatda kirib keldilar degan gapni uqtirmoqchi bo'lgan. Jabir ibn Abdulloh roziyallohu anhu salla bilan kirib keldilar deb nima demoqchi? Ihrom bog'lamasdan kirib kelganlar demoqchi. Ya'ni ihrom bog'lamay kirib kelganlar. Salla ihrom sallada boshlaring bo'lish kerak. Salla ihrom sallani ko'tarmaydi. Endi ikkala hadisni qaysi biri to'g'ri? Dublug'a bilan kirib kelganlarmi, qora salla bilan kirib kelganlarmi deyilsa, bu yerda ikkita holat ehtimoli bor. Birinchisi dublug'a bilan kirib kelganlar Makkaga. Lekin kirib kelganlarda qarshilik bo'lmagandan keyin harbiy holatdan chiqib dublug'ani yechib salla o'rib olgan bo'lsalar, kirib kelish jarayoni davomida bu hodisa ikkala holat bo'lishi mumkin va ikkala roviy ko'rganini aytgan. Anas ibn Malik roziyallohu anhu sal oldin kirib kelishlarini sal bosh qismida ko'rgan ekan, dublug'ada ko'rgan ekanlar. Jabir ibn Abdulloh roziyallohu anhu kirib kelayotganlarining keyingi qadamlarida ko'rgan ekanlar, salla kiyganlarini ko'rgan ekanlar. Har ikkilari o'z ko'rganlarini naql qilganlar. Bu bitta ehtimol. Ikkinchi ehtimol dublg'ani ustidan salla o'rab olgan bo'lishlari mumkin. Dublg'a doppi hisobida bo'lgan, uni ustidan salla o'ragan bo'lsalar, Jabir ibn Abdulloh roziyallohu anhu sallani ihromga asosiy xalaqit qiladigan narsa, odamlar odatda kiyadigani salla-ku. Sallani nazarda tutib, sallani alohida bo'rttirib eslaganlar,
Anas ibn Malik raziyallahu anhu dublig'ini aytganlar. Aslida ikkalasi ham bir vaqtda boshlarida turgan bo'lgan degan xulosani ham aytadilar. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال رأيت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء جعفر بن عمرو بن حريث أتسدن رواية قلاد يعني عمرو بن حريث تن رواية قلاد أي تدكي من رسول الله صلى الله عليه وسلم من بشرد قرس الكرد حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء يعني أشك شدا عمرو بن حريث رواية قلنا رسول الله صلى الله نبي صلى الله عليه وسلم أدملر يخطب قلدلر باشلر ده قرأ سهل بار إيده حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني وحدثنا يحيى بن محمد المديني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك قال عبيد الله ورأيت القاسم ابن محمد وسالما يفعلان ذلك. ابن عمر رضي الله عنهما شاغرتلاري ان پیشقدم شاغرتلاري نافع المدني ايتدلر. ابن عمر رضي الله عنهما ايتدلر كي نبي صلى الله عليه وسلم قاچان سالله اورسالر سالانين üçünü پیشini İki kürekinin ortasına düşürüp alardılar. Nafi özü ayetledi. İbn-i Ömer hem şunu diye kılardı. Ubeydullah ayetledi ki, İbn-i Ömer'den hadisinde rivayet kılıyorken Ubeydullah İbn-i Ömer ayetledi ki, min Kasim İbn-i Muhammed İbn-i Ebu Bekir. Yani Ebu Bekir raziyallahu anh'un oğlu Muhammed'in oğlu Kasım'ın hem Medine'nin fakihlerden bulgen. Onun hem aynen şundak. Sellenin üçünü İki kürekinin ortasına düşürüp algarını gördüm. Şunu dedik Salim İbni Ömer, Hazreti İbni Ömer raziyallahu anhümanın oğulları. O kişi hem sellenin peşini arkaya düşürüp aladık eller. Bu hadiste demek hadisinin sellenin üçünü iki kürekinin ortasına düşürüp alış takitlenmekte. Yani bunun sünnetliği düşüntürülmekte. Bu caydan yine aladığın faydalarımız şu ki, ulamalarımız ayetlediler. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabları, sahabe-i kiramlar, sellenin yani şu peşini iki kürekinin ortasına düşürüp alışını sünnet sene geldiler. Ve şunun için bana şunu da kıyarlar. Lakin bunu ulamalar ayetlediler ki, Resulü Ekrem Aleyhisselam daim arkaya düşürüp yürüme geldiler. Gahada selleki geldiler, sellenin peşini çıkarma geldiler. Gahada sellenin iki de peşini çıkar geldiler. Başını hem, üçünü hem, arkaya düşürüp alganlar. Gahada selle bilen, sellenin önce peşi bilen boyunun arkasını yapışan bugün. Çünkü Arap diyarları bilesler, sir kuyaş, yani kuyaş, sahra, gün kızı yiyen payette boyunu küydürüp de şeydi. Sellenin, yani şu bir kısmını, arka boyunu yapadiyen kılıp hem oralgen. Gahada peşini, yani şu boyunu yapışı için hem hizmet kıldırılgen. Gahada peşini on tamangı taşla bürgenleri hem var. Gahada çap tamangı taşla yürülgeni hem var. Her kaysısı demek rivayetlerde kelgen. Lekin İbn-i Ömer raziyallahu anhuma özleri körgen Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam degen körgen hayatını saklap daim mana şu iki kürekinin arkasına düşürüp yürürkenler ve adette çap küreke sel yakınrak yani yürekinin arkasına düşürüp yürüyüşünü tavsiye kılınadı. Hazreti Ebu Bekir raziyallahu anh'un oğulları, nebireleri ve başka ulamalar hem sahabe tabiirlerinin demek kettelere hem mana şunday sellenin peşini iki kürek ortasına düşürüp yürgenleri nakıl kılınmakta. Bu bilen öşe uluğularımız, tabiirler, sahabeler Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'a mana şunday kiçkine senelgen işlerde hem demek irgeşkenleri ve mana şunday halis bulgenleri takitlenmakta.
حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة دسماء. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet kılınadı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem adamlarga hutbe kıldılar. Başlarında yoqqa bilengen, yani yoğlanıp ketgan salla bor edi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam saçlarını yoğlab yurardılar. Ötken oldingi hadislerde örgendik. Öşe hadis gohida sallaga ham urarken. Ana şunday salla bilen odamlarga hutba qilganlarini İbn Abbas radhiyallahu anhuma aytmoqdalar. Mana shu bilan Rasul akram alayhisolatu vasallamning sallalari haqida kelgan hadislar yakuniga yetdi. Biz endi mana shu salla haqidagi ba'zi bir hukmlarni, odoblarni aytib o'tamiz. Salla o'zi qanday kiyim? Salla o'zi qanday kiyim? Sallaning tarixi juda ham uzoq. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan anca aldığından bazı tarihçiler aytadı. Miladdan 2300 yıl aldığı yıllarda hem salla bilen adamlar yürgenin menbelerde var deyildi. Bazılar İbrahim Aleyhisselam'dan keyin İbrahimi dinlerde salla cari bugün deydi. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın devirlerinde Araplar odatda salla kiygan. Lekin davr o'tishi bilan bosh kiyim qulaylashib o'zgarib turishi bor. Odatda mana doppi kiysa doppi yuqqa, yuqqa narsa. Boshni obtodan kerakligicha to'sa olmaydi. Shuning uchun ko'proq salla o'ralgan. Ki salla qalin, u boshni issiqdan obtodan rasmona to'sa oladi. Shuning uchun u vaqtlarda oldinda salla kiyilgan. Lekin Rasul akram alayhisolatu vasallam ning bosh kiyimlari faqat salla bo'lmagan. Dop ham kiyganlar. 5 ta bosh kiyim kiyganlari naql qilinadi. Salla kiyganlar, dop kiyganlar, mana o'rgandik, dubulg'a kiyganlar. Shu bilan birga bizda hozir mana kiyimga ulangan qalpoq bo'ladi-ku. Mana shunaqa qalpoq ham kiyganlar. Kiyimga ulangan jubbalarining qalpog'i bo'lgan. Shu qalpoqni ham, qalpoqli jubbani ham kiyganlar. Bundan nima kelib chiqadi? Demak, bosh kiyim borasida shariat, umuman kiyim borasida shariatning ishi keng. Inshaalloh biz izorni ham o'rganamiz, keyin kiyim haqidagi hukmlarni batafsilroq o'rganamiz. Hozir sallaga doirini aytamiz xolos. Islom shariati insoniyatning hayotiga muvofiq din. Shuning uchun insonlarga tor bo'lib qolish ziqlik bo'lib qolishni istamagan. Umma ja'ala alaykum fi dini min haraj. Dinda sizlarga Alloh hech qanaqa tanglik qo'ymagan. Dinda ahkomida hech qanaqa tanglik yo'q. Tanglik bo'lgan payt din kengayaveradi. Din shunaqa hatto iymongacha boradi. Tanglik kelsa, tanglik bo'ldi, din kengayaveradi. Turib namoz o'qilmayapsiz. Tursiz umuman tura olmaysizmas. Tursiz qiynalib ketyapsiz. Kasallik zo'rayib ketyapti. Tanglik paydo bo'ldi. O'tirib o'qiyapsiz. Roza tutsa, bolasini emizolmay qolyapti. O'lib qolmayapti, lekin tanglik paydo bo'lyapti. Din kengayadi. Rozani keng tutib berishga ruxsat beriladi va hokazo. Endi dinning rukunlari bo'lgan amallarda mana shunaqa bo'lgan din kiyim ixtiyoriy amallarda hech qachon tor bo'lmaydi. Keng. Inshaalloh kiyimning hukmini keyin aytamiz, jumladan salla borasida ham. Bu gapni nega ta'kidlayapmiz? Ba'zan insonlar salla faqat musulmonlikning ramzi yu sallani yetsa musulmonlikka ketib qoladigan deb tushunib qolgan. Ya'ni sallasiz yurish go'yoki sunnatga tamom xilof deb tushunib qolgan. Bu noto'g'ri. Rasul akram alayhisolatu vasallam ko'pincha salla kiyganlar, xususan imomlikka o'tganda namozga imom bo'lganlarda va'z qilganlarda salla kiyganlar. Mana bu joyda nega xutba qilganlarda salla kiyganlarni alohida eslayapti? Chunki diniy vazifani bajarayotganlarda ko'proq salla kiygan ekanlar. Ana. Shuning uchun
din dini vazifani bajarayotgan paytda salla kiyish sunnat bo'ladi. Namoz o'qishchi, namozda salla kiyish qanaqa desa, namozni o'qiganda sallasi bo'lsa 70 barobar savobi ko'p bo'ladi degan ba'zi hadislar bor, lekin o'ta zaif, u hujjatga yaramaydi deydi ko'p ulamolar. Lekin qaysi ma'noda savob ko'p bo'ladi? Namozda ziynat kiyim, kiyimning ziynati ortgan sari savob ko'p bo'ladi. Agar salla sizga kiyimingizga ziyodalik, jamolga jamol qo'shsa, namozda ziynatni ziyoda qilganingiz e'tibordan savobli bo'ladi. Bosh kiyim shuning uchun afzal odob sanaladi. Bosh kiyimsiz namoz o'qish namoz emas, lekin odobi kamaydi. Chunki insonning kiyimining to'liq shakli bosh kiyim bilan bo'ladi. Inson oyog'iga kiyadi, ustiga kiyadi, egniga kiyadi, belini pastiga ishtonini kiyadi. Endi boshi ochiq qoldimi? Boshiga ham agar nimani ziynatni to'liq qilsa, do'ppi bilan bo'ladi, bosh kiyim bilan bo'ladi. Namozdagi kiyimi to'ldi endi. Ana bu ziynatni Allohning huzurida ko'rsatish ko'proq bo'lganidan afzal bo'ladi. Bir kuni Ibn Umar roziyallohu anhu mavlolari bosh kiyimsiz namoz o'qiyotganini ko'rib tergagan ekanlar. Tanbih bergan ekanlarki, hozir katta odam kelib qolsa, bitta hurmatli odam kelsa, shu bo'yi chiqib qolsammi? Peshvoz chiqib qolsam, yo, boshimga narsa kiyib olaman. Desa, Alloh mana shu ulug'lashga haqliroq emasmi degan ekanlar. Ya'ni Allohning huzurida turganda imkon qadar kiyimni ziynatli qilish talab qilinadi. O'shaning uchun yotoq kiyimlar bilan namoz o'qilmaydi. Bu haqda aytdik ham shekilli, yotoq kiyim bilan namoz o'qilmaydi. Yotoq kiyim satr avrat, yopilib turibdi. Lekin u kiyim bilan siz birov chaqirsa chiqmaysiz-ku. Allohga ham ro'para bo'linmaydi. Ana shu ma'noda salla musulmon kishining, demak, bosh kiyimlari ichida agar jamiyatda ziynatga, mahabbatga sabab bo'lsa, ziynatni, mahabbatni anglatsa, ana shu e'tibordan savobi ziyoda bo'ladi agar namozda ham kiysa. Lekin bu yerda bitta narsa bor. Namozni sallaga cheklab qo'yish bu makruh amal bo'ladi. Yoki sallani namozga cheklash. Mana hozir ahli ilmlarimiz, domlalarimizga ham mana shu masalani yetkazib qo'yishimiz kerak. Endi ommaga uncha tegishli emas. Faqat namozga chiqqanda salla kiyib olib, namozdan boshqa vaqt salla kiymasa, bu ham makruh. Chunki namozga bitta kiyimni xoslash bo'ladi bu. Bu sunnatga zid. Rasululloh akram alayhisolatu vasallam namozga maxsus kiyim xoslamagan. O'sha haligi qalpoqli kiyim bilan ham namoz o'qib berganlar. Qolansu va bosh kiyim bilan ham namoz o'qib o'rganlar. Faqat salla kiyib namoz o'qish kerak degan narsa sunnatda yo'qmi? Siz faqat salla bilan namoz o'qish kerak degan ruhni paydo qilib, faqat salla bilan namoz o'qisangiz, bu makruh. Yo'inki faqat namozda salla kiymaganlar Rasululloh akram. Xutba qilganda ham salla kiygan ekanlar, boshqa vaqtda ham salla kiyganlar. Demak, imom domlalar, noibi imomlar sallani kiyibla chiqib namoz o'qib, chiqibla yechib qo'yish ishini qilsalar, bu makruh ish bo'ladi. Chunki xuddi namoz sallasiz bo'lmaydigandek, imomlikka o'tsa faqat salla bilan o'tishdik. O'tish kerakdek tushuncha paydo bo'ladi. Bu esa makruh. Mana shu narsani bilmaganlar nima qiladi? Ba'zilar biz yo'l-yo'lakay masjidlarga kirib qolsak, imomlikka o'tkizishadi, tanib qoldim, boshqa bo'lib. O'tyasangiz, keyin bitta sallani boshingizga tap etib bostirib ketishadi. Yoki kiying deb majburlashadi. Noto'g'ri. Do'pi bilan ham o'tib turaylik. O'tiraylik, do'pi bilan o'tish joiz. Imomlikka sallani xoslash noto'g'ri. Lekin odatda ko'proq kiyish kerak. Chunki bu Rasululloh akram alayhisolatu vasallam odatda diniy vazifalarni bajarganlarda salla kiygan ekanlar. Ana shu e'tibordan. Lekin odamlar hozir mana tushunchada ko'pchilik shuni tushunadi. Imomlikka o'tyasizlar va shu tushuncha buzilgandan shu. Imomlikka o'tyasizsiz, agar sallangiz bo'lmasa, xuddi namozi orqadagi odamlar o'ylaydiki, biz namoz nima bo'ldi-ki endi, bu sallasiz o'tibordi-yu endi deydi. To'g'rimi? Mana shu tushuncha paydo bo'lgan. Mana shu tushunchani paydo bo'lishiga sabab bo'lish makruh ish. Shu tushunchani goh-yohida sallasiz imomlikka o'tib sindirib turish kerak. Mana bu narsa bu fiqhiy masala hisoblanadi. Buni biz Hanafi mazhab ulamolari ta'kidlaydilar. Shu bilan birga imomlar faqat namozda salla kiyib, boshqa vaqt bosh aylan kepka
yine kalpaki bir olmasız gerek. Başka vakit ham salla kiyip duruş gerek. Mana bu sıfatlarda salla kiyip oturuşumuz mana şu demek bizim o şu namazga has. Sallani namazga haslab qo'yishni biroz yengillatadi. Çünkü hozir namoz o'qmayapmiz, gapiryapmiz salla bilan. Endi aynan suhbatlarda salla kiyilishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'pincha mana shunday xutba qilar ekanlar. Nega desa, xutba paytida eng go'zal chiroyli kiyimlarni kiyib xutba qilsa, tinglovchilarni o'ziga rom qiladi. Bu nutq madaniyatida bor narsa. Shuhrat Qayyum rahmatli hoji akamiz aytardilar. Nutq madaniyati borasida qoidalarini, o'sha g'arb olimlari, aflotunlar aytgan qoidalarini, undan boshqa so'z ustalarining qoidalarini bundoq o'rgansangiz, 100% hamma sunnatda bor, oshig'i bilan deyildi. Xutba qilayotganda mahobat kasb etish, odamlarni o'ziga jalb qilish, so'zlovchining gapini yaxshiroq singdirishga uning tashqi ko'rinishi ta'sir qiladi. Inson tabiati shu. Bu tabiatni o'zgartirib til bo'lmaydi, uni o'rniga unga moslashish kerak. O'sha ma'noda Rasululloh akram alayhisolatu vasallam salla kiygan ekanlar. Xutba vaqtida ko'pincha salla kiygan ekanlar demak. Lekin sallani din qilib olgan faqat musulmonlarda bor. Boshqa odam kiymaydi deyish noto'g'ri. Bu voqelikka tushmaydi. Chunki hindlarda mana sinxlar bor. Salla o'raydi. Lekin Rasululloh akram alayhisolatu vasallamdan bir hadis bor. O'ta biroz zaifligi bor hadis, lekin ma'nosi durust deydilar. Biz bilan mushriklar o'rtasida salla o'rashdagi farq doppiga o'rashtir deganlar. Sinxlar odatda boshni o'ziga salla o'raydi. Shuning uchun sallani demak doppiga o'rash kerak ekan musulmonlar boshqalardan farqli ravishda. Ikkinchidan salla mana u oldiga kelib ketib sajda qilganda sajdaga peshonani sajdaga tegishiga xalaqit qilmasligi kerak. Peshonani o'ziga narsa yopib olgansiz. Masalan aytaylik, peshonani o'ziga dop tushib qo'yam bunda o'g'lim. Ha? Mana shu bilan sajda qilsangiz, dopni ustiga sajda qilsangiz bu bo'ladi. Yaxshi emas, lekin bo'ladi. Sajda bo'ladi. Lekin salla itarib qolib, peshona sajdaga tegmay qolsa, u sajda bo'lmaydi. Shuning uchun salla, demak, peshonaga ning sajdaga tegishiga xalaqit qilmasligi kerak. Rasululloh akram alayhissalotu vasallam salla kiyganlari sallani yaxshi ko'rganlar chunki u ziynatning to'lig'i bo'lgani uchun. Endi bugungi kundachi qanday? Mana bugungi kunda biz nima qilishimiz kerak? Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam salla kiygan ekanlar. Biz ham salla kiyib yursak, keyin biz sunnatga muvofiq kiyingan bo'lamizmi yoki sallasiz yursak ham kiyinishimiz sunnatga muvofiq deb atasa bo'ladimi? Ba'zi kishilar mana shu borada ayniqsa ba'zi tasavvufga bel bog'lagan kishilarimiz biroz haddan oshib qolishadi. Ya'ni ozgina yo'lni tor avorishadi. Aytishadiki, salla kiymasangiz, siz sunnatga nomuvofiq yuribsiz deydi. Yo'nki, salla kiying, keyin sunnatga muvofiq bo'lasiz deydi. Bu xato. Rasululloh akram alayhisolatu vasallam o'z davrlaridagi yaxshi kiyimlarni kiyganlar. Har bir jamiyat ahli o'zidagi yaxshi kiyimlarni kiyaveradi. O'sha yaxshi kiyinish sunnat bo'ladi. Endi salla kiyganda bir qancha qalbiy jihatlar bor. Masalan, salla deydi ulamolar aytadiki, salla agar ko'chada kiyib yursangiz, odamlar g'arib sanab sizni begonalashtirib qo'yadigan bo'lsa, unda ko'chada kiyib yurish yurmasa ham durust deydi, yaxshiroq deydi. Toki odamlar orasiga parda tushmasin. Endi musulmonlik ruhiyatini, masalan aytaylik, g'arbga borib yoki Rossiyaga borib olib salla kiyib yursangiz, odamlar sizga g'alati qarashi mumkin, begonalashish mumkin. Mana bu narsa, demak, musulmon kishiga demak muvofiq emas, munosib emas. Endi qarang, salla kiyganda musulmon kishi musulmonlikni eslatadi, islom shiori. Siz jamiyatda yurganingizda odamlar mana shuni sallani ko'rganda islom shiorini, islomni eslab qalbida bir iymoniga bir yangilanish, iymonida bir halovat sezsa, bizda shunaqa jamiyatimizda ko'pincha. Bunda ko'chada kiyib yursangiz yaxshi bo'ladi. To'yinki odamlar musulmonlik ruhini his qilib, haligi sallani ko'rganda, salla kiygan odamni ko'rganda ancha-muncha gunohdan to'xtab, shunaqa bo'lsa, ya'ni musulmonga salla kiygan odamga obro' keltirsa salla, uni ko'chada kiysa ham
bo'ladi. Lekin odamlar orasiga parda solib begonalashtirsa, uni kiymagan ma'qul hisoblanadi. Lekin shunda ham salla kiymagan odamni sunnatga nomuvofiq kiyinyapsan deya olmaysiz. Chunki Rasululloh akram alayhi salatu vasallam faqat salla kiyib yurmaganlar, boshqa bosh kiyimlarni ham kiyganlar. O'zlarining davr o'z davrlarida bor yaxshi bosh kiyimlarni kiyganlar. Va sallani o'sha vaqtda mushriklar ham kiygan. O'shaqa tor oladigan odamlardan bittasi Muhammad Hasan dedi degan kishi bor. Endi bu joydagi kishilar ilmga qiziqqan kishilar buni tushunadi deb men gumon qilaman. Muhammad Hasan degan hozir dunyodagi eng mashhur allomalardan biri. U kishi Fransiyaga borsa o'shaqa hali hadislarni zohirini olib tushunib fiqhini anglamaydigan odamlardan bittasi ko'rishi bilan u ta'sir u kishi kasm shunday ekan. Kasm shunday kiyib olgan ekan. Rasululloh alayhis solom qanaqa kiyinganlar deb biroz qitmir savol beribdi. Shunda Muhammad Hasan deydi, xushyor olim odam u. O'sha vaqtda Abu Jahl bilan bir xil kiyinganlar degan ekan. Ya'ni kiyim bu mezon emas. Kiyimning inshaalloh keyingi suhbatimizda kiyimning fiqhini masalalarini aytamiz. Ya'ni salla kiyib olsa bo'ldi, shu odam pok bo'ldi degan emas. Balki u qalbga doir ishlar bor. Masalan aytaylik, ulamolar aytadiki, agar salla kiyib olib salla tufayli o'zini boshqalardan usun sanaydigan bo'lsa, bu joiz emas salla kiyish. Sunnat deb kiyish, sunnat. Rasul akram alayhi salatu vasallamning hay'atlari ko'pincha sallali bo'lgan ekan deb kiyisi savob olasiz. Lekin shu bilan o'zingizni ustun sanasiz, faxrga borsiz, unda hadisda Rasul akram alayhi salatu vasallam faxr uchun kiyinishdan qaytarganlar. Ana unga tushib qolasiz. Men salla kiyganman, u biz sallali odamlar gapirsin desa misol uchun. Yoki sallali odam sallasiz odamdan bu bir kalla baland turibdi, bu ustun u deb o'zida faxr his qilsa, o'sha salla kiyish unga gunoh olib kelyapti. Faxr mumkin emas. Kiyim tufayli o'zini ustun olish mumkin emas. Illo sunnatga amal qilish taqvo tufayli o'zini ustun bo'lsa, o'ziniki o'zida u. O'ziga fazilat, u birovga maqtanadigan narsa emas u. Masalan, siz namoz o'qib qo'yib turib birovdan o'zingizni ustun sanasiz bo'lmaydi. Chunki Allohning nazdida kim afzal bilmaysiz hali. Oqibat kimniki Mahmud? Hali bilmaysiz. Shuning uchun mu'min kishi doim kamtarlikda bo'ladi. Salla kiyib olib boshini ko'tarib katta ketish demak durust bo'lmaydi. Shu bilan birga salla kiymak ba'zida shunaqa odamlar bor. Biz gohida do'p kiyib va'z qilsak, yoki ba'zi bir olimlar hozir mana chet ellardan bosh yalang ham doktorlar bor, dunyoni ilmini suv qilib ichib olgan, gapiradi, tafsir aytadi, boshqa bo'ladi, boshda sallasi yo'q. G'arib sanalishi mumkin shunga ko'nikmagan odamlarga. Lekin shar'an olib qaraganimizda buning shar'iy bir monelik joyi yo'q. Ba'zida aytib qolishadi bizga ham, masalan, doim salla kiyib yursiz, kiyib yursanglar bo'lmaydimi deydi. Balki unaqa holatimiz ham o'sha maqomga ham munosib holatimiz bo'lar inshaalloh. Lekin bu insonning qiymatini yoki sunnatga muvofiq emasligini belgilamaydi. Mana shu narsani biz unutmasligimiz lozim. Rasul akram alayhi salatu vasallamning sallalari uzunligi qancha bo'lgan desa, uzunligi haqida aniq sahih rivoyat yo'q ekan, lekin ba'zi bir xabarlardan Imom Navoiy xulosa qilib aytgan ekanlarki, u zot alayhisolatu vasallamning ikkita sallalari bo'lgan asosan. Kalta sallalari 7 ziro bo'lgan. 7 ziro degani endi bu 3-3,5 metr atrofida degani. 3-3,5 metr atrofida. Uzun sallalari bo'lgan u 12 ziro bo'lgan. Endi bu unga 2 barobar bo'ladi. 2 barobardan ko'proq bo'ladi, ha? Salkam 2 barobar bo'lar ekan. Salkam 2 barobar, ya'ni 6-7 metr salla o'raganlar. Demak, Rasul akram alayhisolatu vasallamning sallalari o'ta katta bo'lmagan. Boshga malol keladigan, hali kallani bir tomonga olib ketadigan salla bo'lmagan, balki ixcham salla bo'lgan. Sallada nima falsafa bor? Mana shu narsani ham biz bilib qo'yishimiz kerak. Oldingi ota-bobolarimiz salla kiygan. Masalan, jamiyatning holati o'zgarishi mumkin. Oldin bir vaqtlar masalan hamma aytaylik chustop kiyib yurardi yoki Toshkent dop kiyib yurardi. Hozir kiymayapti. Lekin sekin odamlar o'zgarib, nimadir bosh kiyim hozirgi til bilan aytganda urf yoki moda bo'lib, hamma bir qanaqadir bosh kiyimga o'tib ketishi mumkin.
Mana hozir Toshkentda bu bor, misol uchun ko'pchilik. Oldinda xuddi shunaqa hammaning bosh kiyimi salla bo'lgan. Nega? Birinchidan Rasul akram alayhisolatu vasallam ko'proq salla kiyganlar. Va Rasululloh kiyganlar deb kiysiz, savob olaverasiz. Sunnatga amal qilish, muhabbat sababli savob olaverasiz. Shu bilan birga salla davr o'tishi bilan musulmonlarning ramziga aylanib qolgan. Bu e'tibordan sallani kiyish afzal bo'ladi. Chunki musulmonlik qiyofasini siz o'zingizda aks ettiryapsiz. Modomiki bu qiyofangiz siz bilan jamiyat o'rtasiga to'siq bo'lmasa, bu afzal. Shu bilan birga sallada falsafa bor. Hozir mana hadisda keldi, Rasul akram alayhisolatu vasallam qora salla kiyganlar, lekin bu faqat Makka fathida kiygan ekanlar. Rivoyatlar shuni tasdiqlaydiki, deydi ulamolar. Rasululloh alayhisolatu vasallam faqat shu Makka fathida xutba qilayotganda qora salla kiyganlar. Nima uchun desa, Makka fathida islom endi sobit bo'ldi. Qaror topdi. Endi dinda o'zgarish yo'q. O'zgartira olmaydi hech kim. Xuddi qora rangni hech qaysi rang o'zgartira olmagandek. Deydilar. Ana shunga ishora deydilar. Qora rangga qanaqa rang kiysangiz ham u yutaveradi, o'zgarmaydi u. Oqqa sal narsa ham bilinadi. Boshqa rangdagi salla ham o'zgaradi. Qora salla kiyganlari endi din sobit bo'ldi. Endi bunga o'zgartirishga, endi daxlga imkoniyati yo'q. Degan dinning barqarorligiga ishora deydilar. Ikkinchidan o'sha fathdagi xutbaga xos holat bo'lgan. Lekin aksar holatda Rasul akram alayhisalom o'zlari oldin o'rganganimizdek oq kiyimni tavsiya qilganlar va oq salla o'raganlar. Ana nega oq salla o'ralgan desa, oqsa bu oq salla salla bir qancha vazifalarni bajaradi. Hozir ham mana bu Mauritaniya boshqa joylarda ko'pchilik salla o'rab yuradi. Salla gohida soch ham bo'lib beradi. Va shu bilan birga salla kafanlik bo'lgan. Ana sallaning falsafasi bor. Salla kafanlik bo'lgan. Mu'min kishi, musulmon odam hamisha kafanga tayyor bo'lish kerak. Kafanni doim boshiga olib yurgan. Boshida olib yurgan. Ya'ni o'limni doim eslab yurgan. O'limga doim tayyor bo'lgan. Musulmon kishi, mana hozir ba'zi bir kishilar aytayapti, biz kafanimizni yelkasimizga tashab chiqqanmiz. Bu majoziy gap, o'z yelkasida kasm turibdi. Kasm bilan shu gapni aytayapti. Bu majoziy gap. Lekin musulmonlar haqiqatan kafanini yelkasiga emas, boshiga qo'yib yurgan. Haqiqatan agar vafot etib qolsa, o'sha salla kafanlikka yetadigan qilib olingan. Vafot etib qolsa, mabodo yo'lda cho'lda o'sha o'zining sallasiga kafanlab ko'milgan. Va mana bu narsa, demak, musulmonlarga salla kiymasa ham uning falsafasi doim qolish kerak. Ya'ni musulmon odam, musulmonlar nega yoppatan salla kiygan desa, musulmonlar yoppatan o'limga hozirlik bilan yurgan. Kafani boshida bo'lgan, Allohning yo'liga chiqqan va o'lim uchun doim o'zini hozir qilgan va kafanini ko'rib o'limini eslab yurgan. O'limni eslab o'zini, demak, Allohning huzuriga doim hozir etib yurgan. Mana bu haqiqatni biz unutmasligimiz kerak. Salla kiyganda salla kiyishga doir yana ba'zi bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Men ba'zi bir kishilarimizni salla kiyganlarni qadrlaymiz. Salla kiygan odamni yomon ko'rib bo'lmaydi. Modomiki Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning sunnati deb o'rasa, uni yomon ko'rib bo'lmaydi. Unga ehtiromda bo'lish kerak. Va shu bilan birga salla kiyganlar o'zlariga yarashadigan salla kiyish kerak. Kir, mag'or sallani kiyib olishadi gohida. U musulmonning ramzini bo'yash, ya'ni musulmonning ramzini kirlashtirish bo'ladi. Shuning uchun salla kiyadiganlarga tavsiyaki, salla doim pokiza bo'lsin, o'ziga yarashadigan bo'lsin va haliga aytganimizdek, niyat toza bo'lsin, niyat pok bo'lsin. Boshqani malomat qilish, boshqani past sanash uchun bo'lmasin. Men salla o'raganman, sen salla o'rmayapsan qilmasin. O'rasa o'zi uchun, niyatiga qarab savob oladi. Boshqa bosh kiyimni kiyayotgan odam ham Rasul akram alayhissalom o'z davrlarida eng yaxshi kiyim kiygan ekanlar. Men ham eng yaxshi kiyimni kiyayapman desa, u ham savob olaveradi. Mana shu ma'noda biz bu masalaga kengroq qarashimiz lozim bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'zi hammalarimizga foydali ilm bersin. İnşallah kelgusi suhbatimizda biz Rasul akram alayhissalotu vasallamning izorlari haqida
sohbetleşmemiz ve öşe bahane kimli dair başka adablarını, ahkamlarını hem siz bilen ortaklaşmemiz. Az bir yerde bir kavas kiyenekken bu yerde yani bunu okuş ki az vakt sığdırmaydı. Ben meyle hatır okup Allah nasip kurse kelesi seferge demek onge cevap kaytarışge hareket kılamız. Madem ki eğer dua bulması yani saval mı dua mı bilmedim. Dua bulsa ammeten duage dahil bulundular. Eğer saval ya müracaat bulsa inşallah kilgusu sohbetimizde onge tuhtalı ötemiz. Allah özü hamamızge yavrum edatkar bulsun. Amin. لك الحمد على كل حال وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم زين أرجعنا إلى مرزدنا بزلا منفعت لنا تجين بزجا فائدة إلى مرنا نسيب تجين أرجعنا إلى مرزجا أمل قلب برش مزنا الله زين موافق إلى جين ميسر قل جين بو أسرنا بزجا شيء تكرش تخدمة قل جين مؤلف رحمة الله عليه تن ترتب برش أت كان أول ما لرمز أكشني قارس لترجين صحابة برش أولغلرمز muhaddislerimiz Allah hamma hammalarını bu savablarından mahraman kılarak iken sen savablarını mülkül kılıp bizning tamamımızdan bizning namımızdan Allah onların güzel mükafatları bilen mükafatlagin. İmam Tirmizi'ye oşaş allamalarımız onların izdaşları yine köpülüp çıkışını Allah özün bizge müyesser kılgın. Perverdiyara avlarlarımızdan ana şunu alımlarını sefini köpeytirgin. Bu başlangan hayırlı işini hemişe bar devam bulup barışını Allah özün muvaffaq müyesser eyle. Bunga hizmet kılayatken, bunu uzatayatken, bunga hayır hak boptirgen. Barcha azizlerimizni Allah özün yarlak kagin. İki dünyada aziz mükerrem kagin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve alihi ve ashabi ecmain. Örgeniyatken, iştiyatken cemaatimiz, güzetiyatkenler Allah hamme hammelerine Resulümüz aleyhissalatu vesselam'nin havz-ı kevser sularige, şefaatlerige, didarlerige müyesser eyle. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve alihi ve ashabi ecmain.